keyfime baksam herkes batıya gidiyor. Sen bir şey söyleyeceksin evet. galiba. Şimdi dünyada çok önemli bilim dergileri var. Hı hı. Bilimsel atıf dergileri hı hı. var. Yani bilim insanlarının hı. yaptıkları araştırmaları yayınladığı yer. Utanç verici. Bunlardan en önemlilerinden biri. Yani ilk 10'daki dergilerden The Lancet. Gerçekten çok önemli bilim dergisi. Evet peki. Onda Türkiye'den giden doktorlar hı. bir bilimsel araştırma olarak, bir makale olarak yayınlandı. Hı. Başlığı şu. Türk doktorlar hı hı. düşük ücret ve artan şiddet nedeniyle göç ediyor. Türkiye'den ayrılan doktorların sayısı çalışma koşulları ilgili endişeler nedeniyle son 10 yılda arttı. Evet. Şimdi bilim dergilerinde yer alacak seviyeye geldi artık bu iş. Evet. Bu Şirin, bu insanlar sadece ücret nedeniyle gitmiyorlar. Tabii. Eskiden de bu ülkede ücretler düşüktü. Eski oralarda da çalışmak o kadar kolay değil gidenler açısından da. Ama bu ülkenin iklimi artık akılla, bilimle, hı hı. huzurla yaşanacak bir yer olmaktan çıktı. İktidar gibi düşünmeyen, iktidarın tarikatları gibi düşünmeyenler hariç hiç kimse huzur içinde değil. Böyle bir şey olabilir mi? Sen güzel bir söyledin. Bence iktidar bile değil. Tarikatları ya bilmem ne, ne o ihvan tabii neydi? Tabii ki. Rehin neydi? Aldı. İlim yayma son bu zeytin meselesi. Zeytin meselesi. İlim yayma cemiyeti. İlim yayma cemiyetinin seviyesinde bir Türkiye yönetmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilim yayma cemiyetinin bilgi, birikim, ahlak ve genel olarak topluma sunmaya çalıştıkları seviyesinde Türkiye yönetmeye çalışıyorlar. Valla Suriyeli gençler şu anda çok daha huzurlu görünüyorlar. Tabii ki değiller. Kafaların üstündeki dam kalmadı. Hepsinin geleceği çalındı. Şimdi tekrar barışı konuşuyoruz. Bu kadar insan niye hayatlarından oldu? Bütün bunları birazdan konuşacağız. Biraz önce barışın dediğine dönecek olursak. Bakın Avrupa Birliği bu arada çip krizi var. Çip krizinden dolayı da vizeler bu arada çok aksamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri de vermiyor mesela. Birçok çip yok. Ama Türkiye'ye yönelik özel bir şey ama var. Ama Türkiye'ye yönelik hayır. O, tabii bu ondan bağlan. Yani bir de öyle bir kriz var. Çünkü Çin çip üretmediği için çip yok ortada ama evet. Schengen bölgesinde son derece rezervli bir şekilde ilerliyor. Hatta ilerlemiyor Schengen. Hatta bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de şey verdi. Nedir adı? Bu konuyla ilgili hükümeti uyardı. Şirin biz şunu görmedik mi? Gri pasaport skandalı. Devletin kendi görev pasaportunu kaçmak için devletin kullandırdığını şimdi bir görüntümüz var. Onu verelim lütfen. Bakın. Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, aynı zamanda dış ilişkilerden sorumlu, bir soru sordu İçişleri Bakanlığı'na. Dedi ki, bu arkadaş kim? Buna niye Türk vatandaşlığı verdiniz? Bunun El-Kaide ile bağlantısı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına ve huzuruna bir tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda bilgi verin. Görelim mi o görüntüyü? Görüntüyü aldık. Bu şahıs arkamda gördüğünüz adı Manar Al-Şami. Ebu Hamza aslında ismi. Ebu Hamza ama Manar Al-Şami ismiyle Türkiye vatandaşlığına alındığı açıklanıyor. Ve İçişleri Bakanlığı demiş ki o demiş El-Kaide üyesi değil. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı adını bile zor söyleyebileceğim Ecna Düş Şam'ın bir militanı ya da kimine göre de teröristi. Çünkü terörist dememiz gerekiyor. Bir takım ülkeler için terörist kabul ediyorlar. Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nun maaşlarını ödüyor. Maaşını ödediği Türkiye'nin bu kişi, şu anda ekranda gördüğünüz kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmış ve de yaptığımız araştırmalarda diyor İçişleri Göç İdaresi Başkanlığı diyor ki herhangi bir şekilde Türkiye'nin menfaatlerine ya da işte huzuruna ya da topluma yönelik herhangi bir tehlike yaratacak faaliyeti tespit edilememiştir. Ya bunlar değil mi Türkiye topraklarına girip orada gidip savaşan cihatçılar bugün Özgür Suriye Ordusu olup ertesi gün Ecna Düt Şam olup diğer gün başka proxy gruplar bir gecede örgüt değiştiriyorlar. Ertesi gün El-Kaide militanı olmaması için hiçbir neden yok.
Ayrıca neye göre ayırıyoruz bunu? Nasıl biliniyor bu? Yani vatandaşlık vermişler. Vermişler. Suriye, bunların yarın Türkiye maliyeti ne olacak arkadaşlar? Bakın, tabii. Bunları daha çok göreceğiz. Bu anlaşmaların sonunda konuşulan senaryoyu size söyleyeyim. Bir grup Suriye'de kalması mümkün değil artık bu insanlar. Sanmayın ki bu barışın sonu. Türkiye'ye gelecekler. Dramatik olan bu zaten. Bu olacak. Tabii. Şimdi bu insanlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Yani geçmişte bu gruplarla, adını saydığım gruplarla El-Kaide. Hani El-Kaideci değil. Öyle şey var biliyorsunuz. Bonservisi elinde terör örgütleri arasında dolaşan gruplar var. Evet. Futbolcu gibi. Ondan sonra bunu hani Suriye'de zemini bilen birçok kişi biliyor. Tabii. Bu insanlar orada kafa kesmiş, kelle kesmiş, adam öldürmüş, kurşuna dizmiş, kadınlara tecavüz etmiş. Ne oldu belli değil. Cihat bilmem nesi kurduğu yerde köle pazarlarında hatırlayın. Bir sürü kadını sattılar. Orta çağ görüntüleri, orta çağın da gerisinde görüntüler. Yani de yapmış savaş suçlularının yarın bir gün Türk kimliğiyle burada dolaşmasının maliyeti ne olacak arkadaşlar? Hı hı. Bunlar ne yapacaklar? Pazarcılık mı yapacaklar? Esnaf mı olacaklar? Ne yapacaklar? Memur mu olacaklar? Biz bunu tartışacağız bakın önümüzdeki dönemde. Tabii. Yani bu şu anda onun başlangıcı, şu an şeyi görüyoruz, jeneriği görüyoruz. Şimdi bu Ünal Çeviköz'ün bulup da sorduğu bir kişi. Yani bu mesela sormamız gerekiyor. Bunlardan kaç tane var? Özgür Suriye ordusunda Türkiye'nin maaşını ödediği kaç cihatçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu? Ve bunlar burada nasıl istihdam edilecekler Barış'ın da söylediği gibi? Ne gibi devlet memuru mu olacaklar? Orduya mı alınacaklar? Polis mi olacaklar? Böyle görevlere katılabilecekler mi? Özgür Suriye ordusuymuş eskiden. Nasıl olacak bu işler? Ayrıca daha da önemlisi, madem Esad'la ilerleyen dakikalarda konuşacağız, bir yeni sayfa açılacak. Bu cihatçılar nasıl bir dosya teşkil edecekler? Bakacağız. Ve fakat durum bu. Şimdi bir cümlede ben etmek istiyorum. El-Kaideci, bana ne? Bana ne? Niye benim vatandaşlığım El-Kaideci değil, Esocu? Esocu mu Esocu? Bana ne? Niçin ben buna vatandaşlık veriyorum arkadaş ya? Evet. Niye ya? Yani El-Kaideci değil de Özucu olunca değişen nedir? Hayır, şöyle bir. Çünkü Emi, ben size söyleyeyim. Bizim hükümetimiz bu kişinin muhtemelen karısı, çoluğu, çocuğu var. Getir buraya, Türkiye'ye yerleştir. Sana da şu kadar maaş verin, git orada savaş diye. Tabii. Kendisine istihdam etti. Biz niye başkasının ülkesinde savaşan, şimdi de dönüp Şam'la barış imzalamaya çalışıyorsunuz. O insanları mecburen de alacaksınız. Esad bu insanları alıp de koynuna alacak, bağrına basacak değil. Biz basacağız, öyle mi? Bu kabul edilir bir şey. Ve bunu bize sordunuz mu? Bize sordunuz mu? Esad'cıları, Suriye'de savaşanları, Esad'a karşı bizim kardeşimiz olan bir zaman ve yeniden kardeşimiz olacak olan Esad'a karşı savaşanları vatandaş alacağız biz ey Türkiye Cumhuriyeti halkı diye bize sordunuz mu? Bizim vatandaşlığımızı ayrıca veriyorsunuz. Ayrıca bunlar bir demografik yapıyı da değiştirmiş. Şimdi bu adam gelip de bu ve bunun gibiler mesela. Muhtemelen sınır illerinde yaşıyorlar, işte Antep'te, Mardin'de, Antakya'da, Hatay'da, İstanbul'da daha önce defalarca da, İstanbul'da da, ama oralarda daha da kritik. Çünkü ve oraların biraz önce Esad'ın ağzından okuduğum daha devamı da var. Hristiyanlığın çeşitli, işte Ortodoks'u, Süryanisi, Keldanisi, Nusayrisi, Arabı, Mezopotamya dediğin dengeler üzerine kurulan bir yer. Şimdi bu dengelerin kaçırılması çok büyük problem. İstanbul bir problem ama Anadolu'nun diğer özellikle sınır kentleri çok büyük bir problem. Kürt nüfus var, Alevi nüfus var, anlattığım gibi Arap. Mardin mesela bir laboratuvar gibidir, değil mi? Şimdi bu vatandaşlık verilmesiyle demografiyi de değiştiriyorsun sen. Toplumdaki dengelerin de dibine dinamit koyma potansiyeli taşıyan bir girişimdir bu. Buradan da şuna geçmek istiyorum. Alevilik meselesine. Bak şimdi bu yine çok enteresan değil mi? 3 tane cemevine saldırı yapıldı. Failleri belli değil. İçişleri Bakanı çıktı, dedi ki ay kınıyoruz, soruşturma açıyoruz falan. Var mı failleri, yok bilmiyoruz. Birileri olsa da zaten onlar mı hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ondan sonra cemevlerine yapılan bu saldırıdan sonra pat Erdoğan cemevi ziyareti, arkasından da Alevilere yönelik açılım.
Ya kendin pişir, kendin ye durumu var. Şimdi bu yan yana koymamanın imkanı var mı? Önce bir saldırı, ardından da Alevilere yönelik bir açılım geliyor. Ya zamanlaması son derece manidar. Umarızdır öyle değildir. Umarızdır ama efendim biz şöyle bir ortam olsun da size de bir açılım yapma şansı tanıyalım gibi şahane akıllarla birisi çıkmamıştır diye düşünüyorum. Ve o saldırıların gerçekten failleri, doğru failleri bulunabilir. Ve fakat bugün yine Abdülkadir Servi nefis bir yazı yazmış. Nefis. Erdoğan'ın ne